Merhaba YouTube izleyicisi. Bugün size Color Splash'ı anlatacağız. İşte şöyle bir şey olacak yani. Onu göreceksiniz. Hani bu fotoğraf işte siyah beyaz oluyor. Aradan bir renk çıkıyor falan böyle. Çok havalı görünüyor açıkçası. Ve bunu nasıl yapacağımızı size anlatacağız. O yüzden hemen şu ana kadar genelde kullanmış olduğumuz program olan Synapse'i açarak başlatacağız. Yalnız ben ekran kaydıcı hazırlamadığım için. Öncelikle ekran kaydıcımızı başlatıyorum ve Synapse programını açıyorum. Şimdi Synapse programını açtık. Yine artı kısmına basarak çıkıyor. Ben tabii ki ilk fotoğrafı yine Color Splash yapacağımız fotoğrafı ayarladım. Ve şimdi bu fotoğrafı ne yapacağız? Bu Color Splash dedikleri olay yapacağız. Türkçesi bunun renk, tek renk yanmamış bir şey diyorlar ama hatırlamıyorum şimdi. Neyse yapınca daha iyi göreceksiniz zaten. Şimdi burada araçlar kısmına geliyoruz. Araçlar kısmında öncelikle ben bu fotoğrafı siyah beyaz yapacağım ki daha sonra rengi ortaya çıkartayım. Siyah beyaza tıklıyorum. Burada siyah beyazda kontrast, nötr, parlak, koyu gibi birçok seçeneğimiz var. Şimdi birazcık bakalım nelerimiz var diye. Şöyle bir hani hoşumuza giden bir tanesini seçeceğiz. Mesela ben şurada parlağı daha çok sevdim gibi. Ve daha sonra parlağı hoşuma gitti. Onu gördükten sonra tike basarak artık bu fotoğrafı siyah beyaz yaptık. Şimdi daha sonra ne yapacağız biz? Şimdi siyah beyaz yaptıktan sonra ben şimdi çocuğun üstündeki mont dikkat ettiyseniz tekrar basarak göstereyim. Kırmızıydı. Bu montu sadece kırmızı yapacağım ve ondan sonra geri kalan kısım siyah beyaz kalacak. Şimdi bu kısım aslında önemli. Şöyle önemli. Çünkü burada Synapse'deki bütün filtrelerde bunu kullanabiliyorsunuz. O yüzden burasını biraz daha da yavaş anlatmaya çalışacağım. Şimdi ekranın üst kısmında sol tarafında aç yazıyor. Sağ tarafında hani 3 nokta i var ve bir de şey var işte 2 tane kare üstünde ok var gibi. O 2 tane kare ve üstünde ok olan işareti basacağız. Şimdi buraya bastığımız zaman geri al, geri döndür ve düzenlemeleri göster diyor. Buradan düzenlemeleri gösteri seçiyorum. Daha sonra şurada gördüğünüz gibi siyah beyaz çıktı. Siyah beyazın yanındaki küçük ok işaretine tıklıyorum ve şuradaki fırça sembolünü seçiyorum. Şimdi diyor ki bana yani siyah beyazı sen diyor tekrar diyor yapabilirsin diyor. Şimdi fırçayı aldık. Fotoğraf eski haline döndü. Ama şimdi ben ne istiyorum? Fotoğrafı siyah beyaz olsun. Sadece arkadaşımızın montunu kırmızı yapalım istiyorum. O yüzden çarpının yanında bir tane işaret var. Üçgen ve yuvarlak gibi. Ona bastığımız zaman fotoğraf ne oldu? Tekrar siyah beyaz oldu. Yani ters çevirdik aslında. Şimdi gördüğünüz gibi orta kısımda siyah beyaz sıfırda yazıyoruz. Siyah beyaz sıfırken ben şimdi parmağımı bu arkadaşın montuna sürdüğüm zaman gördüğünüz gibi kırmızı oldu. Ama şimdi ne oldu tabii ki ben şimdi büyütmeden yaptığım için saçma bir görüntü oldu. O yüzden tekrar yüz yapıp bu kısmı tekrar siyah beyaza boyadım. Ve ondan sonra siyah beyazın sıfır olduğu noktaları seçeceğim ben şimdi. Yaklaştırıyorum fotoğrafımı daha iyi çalışabilmek için. Ve şimdi bu arkadaşın montunu boyamaya başlıyoruz. Tabii ki şu anda şeyde de olduğumuz için, bu arada parlaklığı ben açmıyorum yani şimdi YouTube'dan daha hani para kazanmadığımız için çok fazla parlaklığı da açmıyoruz. Şimdi hemen hızlıca şöyle göstermek amaçlı yapacağım. Siz tabii ki bunu birazcık daha özenle de yapabilirsiniz zamanla. Yani daha da yaklaştırarak mesela şöyle yapıp hani köşeleri falan da iyice alabilirsiniz. Ben şimdi videoda canınız sıkılmasın, çok da uzun sürmesin diye hemen şöyle daha büyük hareketlerle, daha büyük hamlelerle yapıyorum. Bu arada arkadaşın çantasının kolları da siyah olduğu için orayı çok önemsemiyorum. Orayı da direkt boyayabiliyoruz. Şimdi burada zaten montla güzel kırmızı, güzel güzel ortaya çıkıyor. Bu arada fotoğraf Kadıköy çekimi, Kadıköy sahilde. Ve o gün gerçekten o kadar güzel bir gökyüzü vardı ki elinde telefon olan hatta terlikle bile gökyüzünü çekmeye çalışan insanlar vardı. Onu da belirtelim. Şimdi mesela böyle baktığım zaman birkaç da fazlalık görüyorum. Tekrar siyah beyazımı yüz yaparak şu montun şurada mesela mavilik falan oluşmuş böyle onları böyle inceden şöyle bir götürüyorum. Şimdi dediğim gibi hani canınız açı sıkılmasın diye kabacasını yapıyorum. Şu kol kısmında da azıcık var. Bakın siyah beyazda tekrar o kol kısmını da şöyle götürdüm. Evet şimdi gördüğünüz gibi bakın fotoğraf bir şekillendi yani. Hani bir kırmızı kısmı oldu o hani dediğimiz hani böyle havalı kısım, o havalı fotoğraf kısmına gelebildik ama montun rengin birazcık böyle hani soluk gibi durdu. O yüzden ben biraz da bunu parlatmak istiyorum. Şimdi öncelikle biz bunu yaptık. Bunu bir yine tik işaretiyle kaydedelim.
Ben bunu kaydettikten sonra şurası kalıyor ama şu geri tuşuna bastığımız zaman zaten tekrar orijinal şey yani o kısımdan çıkıyor. Ve şimdi burada araçlar kısmına tekrardan gelerek o dedim ya hani mont kısmını birazcık parlatmak istiyorum. Şurada yuvarlak içinde bir nokta var seçmeli diyor. O seçmeli kısmına tıklıyorum. Seçmeli kısmına tıkladığım zaman şurada montun üzerinde bir noktaya dokunuyorum. Bakın P gördüğünüz üzere yukarıda parlaklık. Parlaklığı simgeliyor. Şimdi burada bir şey görünmüyor ama elimizi şu klasik büyütme küçültme işaretini yaptığımız zaman göreceğiz ki merkezi ne kadar olacak, nereyi parlatacağını gösteriyor. Şimdi ben merkezini yavaş yavaş küçültüp büyütebilirim. Şimdi montun olduğu kadar kısmın parlaklığını artıracağız. Gördüğünüz gibi elimle şöyle oynayabiliyorum. Oynadım ve görüyorum bu kısmı etki edecek. Şimdi daha sonra ne yapıyorduk? Yine parlaklık kısmını parmağımızı sağa doğru kaydırarak bakın montun parlaklığını arttırdık. Gördüğünüz gibi daha belirgin, daha parlak oldu. Aynı zamanda fotoğrafın aslında güzel yanlarından bir tanesi de şu. Burada kırmızı montlu arkadaş dururken telaşla yürüyen bir kadın da kareye girmiş ve bir bulanıklık var. Bu aslında hani durağanlıkla aynı zamanda yürüyen kadının çatışmasını da hani hayatın çatışmasını da gösteren bir fotoğraf olduğunu düşünüyorum. Belki de fotoğrafları böyle görmek de lazım bazı zamanlarda. Ve şimdi kaydettiğim zaman güzel bir fotoğraf olduğunu düşünüyorum. Color Splash özelinde. Yani bu renk düzeltme mi diyorlar? Dediğim gibi Türkçesini hatırlayamadım. Kusura bakmayın. Şimdi bakın fotoğrafın ilk hali ve son hali. Gerçekten arada çok büyük bir fark var. Böyle bir fotoğraf yaparak da çevrenizdeki arkadaşlarınızı da etkileyebilir veya Instagram'daki veya atıyorum kendi sitenizdeki fotoğraf hesabınızda farklı bir an, farklı bir şey yaratmış olabilirsiniz. Ya acaba bu adam niye böyle bir şey yaptı dedirtebilirsiniz kendinize. O yüzden böyle farklılıkları da çok fazla olmadığı sürece yapmanızı tavsiye ediyorum. Ve ben bunu yine her zamanki gibi dışa aktar ve sonrasında çıkan menüde de kaydet diyerek fotoğrafımı kaydediyorum. Ben hep merak ediyordum bunun nasıl olduğunu. Gerçekten bunu deneyeceğim. Sen de yap. Hatta bir dahaki sefere senin yaptığın fotoğrafı da yanımıza koyacağız diye düşünüyorum. Bakalım sen ne kadar yapabileceksin. Evet, Cihangir Atölye olarak bugün bir fotoğraf düzenlemenin daha sonuna geldik. Yine aşağıya istediğiniz gibi yorumlarınızı yazabilirsiniz. Farklı programlar kullanmamı istiyorsanız hangileriyle ilgili öneri veya tavsiye istediğinizi aşağıya yazarsanız onunla ilgili videolar çekeceğiz. Şimdilik bu kadar. Sağlıklı günler diliyorum.